Merhaba, ben Neşe Yaşın. Aynı denizin kıyısında bugün Kazancakis'den söz etmek istiyorum. Neden Kazancakis'i düşündüm? Çünkü bu sıralar aslında Veba Gecelerini okuyorum, Orhan Pamuk'un yeni romanını ve bir ada var orada, hayali bir ada, Ninger Adası. Ama Girit yakınlarındaki bir adadan söz ediyor Pamuk ve Girit'teyken, bir şiir festivali için Girit'teyken böyle bir adanın yakından geçtiğimizi anımsıyorum. Yani karantina adası diye bize anlatmışlardı. Umarım belleğim beni yanıltmıyor. Cevat Çapan hocamız vardı, Erdal Alova vardı, bir festivaldeydik Girit'te ve böyle bir ada yakınından geçtiğimizi hatırlıyorum. Bir diğer nedeni Kazancakis'i düşünmemin bu sıralar, onun da bir salgında ölmüş bir şair olması ve yazar olması ayrıca. Nasıl bir salgın? Öncelikle kolera aşısı oluyor ve kolera aşısının yapıldığı kolu bayağı kötüleşiyor. Vücudu da zayıf düşüyor ve sonra aslında Asya gribinden öldüğünü biliyorum. Çok çalkantılı bir hayatı var Kazancakis'in. Onun cenaze törenini izledim bir videodan. İnanılmaz bir kalabalık. Girit'te kaldırılıyor cenaze. Kiliseyle olan problemlerini biliyoruz. Özellikle bu Günaha Son Çağrı diye filme de çekilen kitabı var. İngilizce adı böyle çevrilmiş aslında. Ve ayrıca da Hristiyanlığa dair yaptığı eleştiriler ve biraz daha Tolstoycu bir yaklaşımı var. Sanki işte bunun tamamen bireysel bir pratik olacağını düşünüyordu. Tabii sonradan onun tabii çok büyük bir yazar olması Yunanistan'da, hem de politik kimliğiyle de işte Venizelos'un hükümetinde yer alması, çok çalkantılı bir hayat aslında. Bu program çerçevesinde bu kadar uzun uzun anlatamayacağım. Bir de film var. Tam hatırlamıyorum yılını ama yeni bir film, 3-5 yıllık Kazancakis filmi. Onu da Yunancasından izledim. İşte bir anlamaya çalıştım. Kazancakis de beni diğer etkileyen yan, Panayit Istrati ile olan arkadaşlığı. Şunu söylemek istiyorum. Panayit Istrati benim böyle ilk göz ağrım denir ya, öyle bir yazar benim için. Ve bu işte neler okuyordum, çocuk kitapları okuyordum diyelim ki. Sonra Doğan Kardeş serisindeki işte basitleştirilmiş dünya klasiklerini okumaya başladım. Ve sonra babamdan bir kitap istediğim zaman bana verdiği ilk yazar Panayit Istrati'ydi ve ben bütün külliyatını okumuşumdur sanıyorum. Hani belki bir iki eksik vardır. Çok heyecan içerisinde Panayit Istrati'yi okuduğumu bana başka bir özgürlük tutkusu, dünyaya dair çok farklı bir algı verdiğini anımsıyorum bu kitaplarım. Kazancakis biliyorsunuz en çok zorba ile tanınıyor. Çünkü işte çok başarılı bir film. Yani Avrupa onu daha çok böyle tanıyor.
Şair kimliği daha geride kalıyor. Çünkü hem romancılığı hem oyun yazarlığı, bir yandan da politik bir kim, bir felsefeci olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir komünist oluyor, Sovyetler onu çok etkiliyor. Hatta Panayotstrat ile birlikte Kafkaslara gidip böyle bir dizi yazı yazmak istiyorlar. Sonra bir noktada Panayotstrat ile görüş ayrılıkları oluşuyor ve ayrılıyorlar. Yani çok çalkantılı aslında ilk dönemlerde, hani Osmanlı yönetimindeki Girit ve işte Yunan özgürlük savaşı içerisinde yer alması biraz onu böyle daha milliyetçi bir işte çocukluk içinde tutarken ve babası, baskıcı olan babasının da etkisi var. Sonradan işte sosyalist düşüncelere geçiyor. Ama Girit'in işgali, İtalyanlar tarafından, Mussolini taraftarları tarafından işgali biraz yine o Yunan milliyetçi yanını hafif körüklüyor. Ama onun dışında mesela Buda'yla çok ilgileniyor ve Buda'daki pasifizmi sosyalizmle buluşturmak istiyor. Tamamen kendine özgü, ama şöyle bir şey var. Kazantzakis bir özgürlük arayışı içinde. Yani özgürlüğün izini süren bir filozof, bir yazar, bir şair. Mezar taşına yazılı olan bu alıntı da bunu gösteriyor. Den elpiso tipota, den fovume tipota, ime elefteros. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, ben özgürüm. Yani felsefesi bu aslında. Kazantzakis'in bütün hayatı özgürlük arayışıyla geçmiş diyebiliriz. Ben çevirdiğim bir şiirini paylaşmak istiyorum. Son söz. Ey güneş, yüce prensi doğunun, gözlerin yaşlarla buğulandı, dünya karanlığa büründüğü için. Tüm hayat bir anaforda kıvranırken, annenin sulu mahzenlerine daldın. Öyle uzun zaman özleyip durmuştu ki seni, kapısında dikelmişti içmen için şarap, yolunu aydınlatmak için ışık ile. Sevgili oğlum, sofra kurulu, ye iç ve gönendir kalbini. 40 somun ekmek ve 40 sürahi şarap ile 40 kız yolunu aydınlatıyor fenerleriyle. Yastığın menekşeler, yatağın güllerden yapılmış. Geceler geceleri izlerken hasretini çektim canım oğlum. Ama hayırsız oğlu, büyük bir öfkeyle dağıttı masayı. Şarabı denize boşalttı ve dalgalara saçtı ekmeği. Ve bütün yeşil saçlı kızlar kamışlıklara çöküp boğuldular. Sonra yok oldu dünya. Deniz söndü ve et dağıldı. Beden kırılgan bir ruha ve ruhtan havaya dönüştü. Hava kör boşluğun sessizliğinde iç çekerken son çaresizlikte haykırışı duyuldu yeryüzünün. Güneşin ağdı, boğazsız, ağızsız ve sessiz. Anne, sen keyfine bak pişirdiğin yemeğin, elindeki şarabın. Anne, yorgun kemiklerin için gülden yatağın. Anne, içecek şarap, yiyecek ekmek istemiyorum. Bugün küçülen bir düşünce gibi kayboluşunu izledim ben sevdiğimin. Bu podcastlar biliyorsunuz kısa kayıtlar ve çok fazla şey var. Tabii Nikos Kazantzakis'ten bahsedebileceğim. Ama böyle küçük bir tadımlık bir şey veriyorum ben. Bir sesini dinletmek istiyorum aslında. BBC'de
Yunanca konuşuyor. Bir konuşma yapıyor aslında. Yani bir metin hazırlamış, onu okuyor. Bunun dışında Fransız radyosunda uzun uzun röportajlarını buldum Kazantzakis'in. Ama Fransızca dinlemek yerine Yunanca gerçek sesini dinletmek istiyorum. Ben hiç unutmuyorum, 1980 yılıydı ve Londra'daydım. British Council'a gitmiştim. British Library'a gitmiştim galiba. Ve orada Tolstoy'un sesini duymuştum. Tanrı'nın sesini dinler gibi dinlemiştim onu. Orada sonradan o yaygınlaştı, o ama çok yeni bir şeydi hani o yıllarda. Herkes çok heyecanlanmıştı salondaki. Şimdi ben de Kazantzakis'in sesini şöyle bir dinleteyim diyorum. Αν ο κόσμος δεν ήταν καμωμένος από τον Ιεχωβά, αλλά από τον Όμηρο, ο Μπέρναρ Σόου θα ήταν ένας κοκκινογέννης θεός του Ολύμπου και θα είχε αχώριστο σύντροφο κοντά του, τον Φερσίτη, να τον γερνά. Νυφάλιος αιώνια ο ένας, ολομέθιστος αιώνια ο άλλος, θα κοίταζαν από ψηλά τον κόσμο και θα γελούσαν ο ένας γιατί ο κόσμος είναι τόσο όμορφος, ο άλλος γιατί ο κόσμος είναι τόσο άσχημος. 1954 yılına ait bir kayıttı dinlediğimiz, uzun uzun dinletmek istemedim. Sadece bir sesini duyalım istedim. Kazantzakis'in hep Nobel ödülü aldığını düşünürüz. Çünkü böyle kıl payı kaybetmiştir Nobel'i ve defalarca da aday gösterilmiştir ama halkın kalbinde en büyük ödülleri almış bir yazar ve şair, ayrıca bir felsefeci. Aynı denizin kıyısında bugün Girit'e gittik. Orada Kazantzakis'le küçük bir buluşma yaşadık. Bir şiirini dinledik. Haftaya yeni bir Akdeniz kıyısında yeni bir şairle yine birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın.